İstanbul Barosu Anayasa Söyleşilerine devam ediyoruz. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Şule Hanım. Hoş bulduk efendim. Dün akşam izlemişsinizdir, Süheyl Batum Hoca ile birlikteydik. Avukatlık kanununda yapılan değişiklikleri ele alıyoruz bu programda. Anayasa hukuku açısından değerlendirmek istiyoruz. Avukatlık kanununda değişiklik yapılırken muhatabı olan ve asıl görüş bildirmesi gereken barolara hiç sorulmadı. Ancak ortaya çıkan tabloda gördüğümüz gibi özellikle büyük baroların parçalanmasına, bölünmesine yol açan bir düzenleme geldi. 28 maddelik bir kanun, 15 Temmuz'da resmi gazetede yayınlandı. Bu kanunun birçok maddesi, 9 maddesi, 3 büyük baro, yani sayıca, üye sayısınca büyük olan 3 baronun parçalanmasının getirdiği yan düzenlemeler. Esas olarak bir iki konuda avukatlık mesleğine ilişkin, özellikle genç avukatlarla ilgili, örneğin Avukatlık Kanunu'nun 64. maddesinde bir değişiklik yapılıyor. Orada baro keseneklerinin ilk 5 yıllık olan avukatlardan %50 oranında az alınacağı düzenlenmiş. Siz de hatırlayacaksınız, İstanbul Barosu'nun son genel kurulunda zaten bu karar alınmıştı. İstanbul Barosu'nda uygulanmakta genç avukatlar açısından, 5 yıllık avukatlar açısından. Bunun yanında temsilde adalet konusunda anayasaya aykırı hükümlerin olduğuna inanıyoruz. Diğer Evet. bir düzenlemede asıl işte üye sayısı 5.000'in üzerinde olan baroların 2.000 üyeyle bir baro kurması imkanının getirilmesi. Bu tabii imkan olumsuzluklarını da birlikte getirecek diye endişemiz var. Görüşlerimiz alınmadan bu kanunun yapılması da tabii gerçekten hukuk devletinin kurallarına, işleyişine, meclisin ananesine uygun değil. Çünkü Adalet Komisyonu'nda bilgi verebilirlerdi, baro başkanları hepsi oradaydı, meclisin kapısında. Şuna tabii bir kere daha dikkat çekmek isterim. Üç büyük baroyu ilgilendiriyor diye, çoklu baro diye hatta kamuoyuna mal edilen bir değişiklik bu. Ancak üç büyük baroyu eğer mağdur edecekse bu, üç büyük baro başkanının orada bunun mücadelesini vermesi gerekirdi. Oysa 80 baro başkanı buna karşı çıktı ve bir deklarasyon yayınlayarak imzalarını koydular. İşte burada acaba sadece baroları mı yoksa hukuk devletini mi zedelemeye yönelik hükümler var? Tabii bunları değerlendirmek gerekiyor. Bugün Anayasa Mahkemesi'nde gündemdeydi avukatlık kanunu Evet, değişikliği. yürürlüğü Yürürlüğü durdurma. durdurma bu dün akşam da konuştuk ama bugün Evet. şimdi ona açıklık getireceksiniz verilen karar konusunda. Buyurun. Şimdi önce Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü kararıyla başlayalım. Bizi dinleyenler çok büyük bir ihtimalle hukukçu meslektaşlarımız olduğu için zaten bilirler ama Anayasa Mahkemesi son yıllarda zaten ayrı bir yürürlüğü durdurma kararı vermiyor. Meseleyi esasla birlikte ele alıyor. Ve burada yürürlüğü durdurma meselesini şuna dönüştürmüş durumda Anayasa Mahkemesi son yıllarda. Hukuka aykırı olduğunu net olarak tespit ettiği meselelerde bu aykırılık kararını aldığı tarihten resmi gazetede yayınlanan tarihe kadar yürürlüğü durdurma halinde uyguluyor. Tabii yürürlüğü durdurmanın koşulları var. Bu koşulların en önemlisi de telafisi, giderilmesi güç ya da imkansız bir zarar ortaya çıkması. Başvurunuzu yaparken de bunu ifade etmenizi istiyor mahkeme. Ama sadece buna dayalı olarak vermiyor.
burada hukuka aykırılık meselesini önce incelemek istiyor. Onun için de böyle ayrı bir yürürlüğü durdurma kararı vermiyor. Son yıllardaki standart yaklaşımı böyle taleple karşılaştığı zaman ben esasla birlikte bunu ele alacağım. Eğer esas konusunda bir hukuka aykırılık görürsem de giderilmesi, telafisi, güç ya da imkansız zarar var mı ona bakacağım. Onu görürsem o zaman veririm. Zaten hukuka aykırı olduğunu düşündüğüm bir şeyi resmi gazetede gerekçesini yazıp yayınlayana kadar yürürlüğünü durdurabilirim diye. Bunu çok nadir yaptığını söylemek isterim. Yani benim zaten bugünkü çıkacak olan şey belliydi. Yani esasla birlikte ele alacağını biliyorduk. Onun için hani şaşırtıcı bir karar olmadı. Zaten çok artık çok nadir verdiği bir karar bu. Evet. Ama yine de bir beklentimiz vardı. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi telafisi güç durumlar ortaya çıkacak. Tabii izleyip göreceğiz. Umarım kararı daha hızlıca verebilir Anayasa Mahkemesi mağduriyetler ortaya çıkmadan. Şimdi tabii belli maddeleri özellikle anayasaya aykırı olduğunu siz de raporunuzda evet, yazmıştınız. Evet. Ona teşekkür ediyorum İstanbul Barosu. Evet. Değinmediğimiz bir konu vardı. Baroların kamu kurumlarına, iktisadi devlet teşekküllerine, valiliklere, tüketici mahkemelerine, tüketici hakem heyetlerine, evet, avukat aracılığıyla temsil edildiğini biliyoruz. İşte bu acaba barolar bölünürse özellikle bu üç şehirde, belki Antalya'da seçimlere kadar 5000'i aşmış olacak. 4 büyük şehirde nasıl olacak? Ne getirir, ne götürür? Anayasa açısından baktığımızda siz nasıl görüyorsunuz? Bütün bunlara sırayla değinelim. Hangisinden başlamak isterseniz. Şimdi bir bütün olarak bakmak gerekir. Ben önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ben İstanbul Barosu'na kaydoldum, stajımı yaptım ama hiç avukat olarak çalışmak bana kısmet olmadı. İstanbul Barosu'nun kapısını çalıp genç bir hukukçu olarak o stajı bitirip o belgeyi alıp mutlu olan ama sonra üniversiteye geçtiği için yapamayan insanlardan biriyim. Çok uzak hissetmiyorum şu anda avukatlık yapmasam bile kendimi. Benim için İstanbul Barosu özel bir yer olma, bir mekan olma özelliğini sürdürüyor. Sizinle birlikte bunları konuşmak da benim için çok mutluluk verici. Onu da söylemek isterim. Biz okurken, yetişirken çok fazla örnek alacağımız, kendimize idol olarak görebileceğimiz kadın hukukçu yoktu. Sizler vardınız. Bilmiyorum, siz bunu bilmiyorsunuz tabii. Ama benim için siz böyle bir insansınız. Sizinle bu konuşmayı yapmak beni hem mutlu ediyor hem de üzüyor. Yani İstanbul Barosu genç hukukçular için yol gösterici, mesleklerinde, meslek ideallerinde, mesleğin yapılışında, eğitiminde, her aşamasında kendini ispat etmiş, Türkiye için çok çok önemli bir kurumdur. Burada bunları söyleme sebebim de o. Her zaman için bu kurumların kıymetini bilmek gerekir bir ülkede. Hani işin hukuki boyutunu biraz sonra anlatacağım ama önce şunu söylemek isterim ki İstanbul Barosu gibi kurumlar kolay ortaya çıkmıyor. Bunları bizim güçlendirmemiz gerekir. Devlet yönetiminde esas olan kurumların devamlılığıdır. Dolayısıyla bu kurumları parçalayarak, bölerek, zayıflatarak iyi ve etkili bir yönetim yapısı oluşturulabileceğini düşünmüyorum. Bu inanç içerisinde baktığım zaman avukatlık mesleğine, mesleğin gerektirdiği, hizmetin gerektirdiği özelliklere de bu inanç içinde baktığım zaman çok çeşitli uygun olmayan hususlar görüyorum. Ama bütün bunları bir tarafa bırakıp sadece bir anayasa hukukçusu gözüyle baktığımda 3 noktadan kaynaklanan 8 ayrı anayasaya aykırılık olduğunu düşünüyorum. Ve bütün bunların da birbiriyle bağlantısı var. Bahsettiğiniz meseleden girersek eğer gerçekten baroların işte hal komisyonları, terörle mücadele kanunundaki bir takım komisyonlar,
şartlı salıverme meselesi, tüketici hakem heyeti çeşitli yerlerde temsil edildiğini görüyoruz. Bir defa bir ilde birden fazla baro bulunduğunda bunların küçüklüğüne, büyüklüğüne, kurumsallaşmış olup olmadığına, yani yeterince bu işleri nasıl yapacağını bilip uygulayıp bu konuda tecrübe edinip edinmiş olup olmadığına bakmaksızın eşit temsili öngörülmüş. Büyüklüklerine bakılmaksızın burada bu komisyonlardaki eşit temsil meselesi sakıncalı. Çünkü buradaki eşitlik büyüklüğüne ve nasıl bir kurum olduğuna bakılmadan verilirse kamu hizmetinin yeterli ve sunulamaması durumu ortaya çıkar. Bir başka sakıncası da tabii bu dönüşümlü olarak yapılacağı söyleniyor bu komisyonlara gönderilecek olan kişilerin. Barolar sırayla ve eşit olarak komisyonlara gönderecek. Dönemsel olarak kararlarda farklılıklar ortaya çıkacaktır. Çünkü hepimizin bildiği gibi bu çoklu baro meselesinin yansıması ne yazık ki siyasi görüşlere göre bir takım barolar arasında bölünmeler olacağı izlenimi yaratıyor. Avukatları siyasi görüşlerine göre bölerek sınıflayıp o şekilde adliyeye hangi baroya mensup olduğunu bilerek adliyeye ve bu kurumlara soktuğunuz zaman hem kararlarda bunun yansımalarını görme riski ortaya çıkacaktır hem de tutarsızlıklar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani burada işte bir numaralı barodan gelindiği zaman bu komisyonda bu şunu yapar. Yok, değişiyor. Başka biri geliyor. Bu sefer kararların niteliği ve şekli değişiyor filan. Burada bir kamu yararı göremiyorum ben. Bunlar hep bu düzenlemenin riskleri diye düşünüyorum. Ama şöyle bir genel olarak toparlayacak olursak, getirilen bu değişiklik 3 temel noktayı hedefliyor. Bir tanesi 5.000'den fazla avukat bulunan illerde en az 2.000 avukatla, ki bu sayıya kamu avukatları da, aslında baroya üye olma zorunluluğu bulunmayan kamu avukatlarını da dahil ettiler son anda. Zannediyorum çok fazla bir iş olmayacağı düşünüyorum. Evet. Birden fazla baro kurulması. Yani bizim kamuoyunda çoklu baro olarak ifade edilen mesele var. İkincisi, baroların, Türkiye Barolar Birliği'nin yönetim yapısını ve seçimlerini oluştururken barolardan giden delegelerin seçimine ilişkin son derece temsil adaletine aykırı düzenlemeleri var. Getirilen düzenlemenin çoklu baro meselesini 15. maddede, 18. maddesinde de bu bahsettiğimiz delege sayılarıyla ilgili 7249 sayılı kanun, avukatlık kanununda değişiklik yapıyor. Bir üçüncü nokta da bana göre o da önemli. Türkiye Barolar Birliği'nin seçimlerinin yenilenmesi ve buna ilişkin olağanüstü toplanma ile ilgili mesele var. Bunu zorlaştırıyor ve baroların Türkiye Barolar Birliği'nin yönetimiyle ilgili böyle bir süresi dolmadan olağanüstü toplantıya gidilme imkanını ortadan kaldırıyor ve görev sürelerine bakılmaksızın tüm baroların baş yönetim disiplin denetleme kurulu üyelikleriyle Türkiye Barolar Birliği delege seçimlerini 2020 yılı Ekim ayına getiriyor. Bu yeni oluşturulan yapılmasını sağlamak için. Baroları Barolar Birliği'nin Aralık ayına getiriyor. Dediğiniz gibi Mayıs'ta yapılacak, 2021'de yapılacak seçim önce alınmış oluyor Barolar Birliği açısında kanunla. Evet. Şimdi bunların hepsinde anayasa hukuku bakımından sorunlar var. Şimdi çoklu baro meselesini isterseniz en sona bırakalım. Bu delege hususuyla başlamak istiyorum. Şimdi burada bana göre anayasaya aykırılığı
son derece net, Anayasa Mahkemesi'nin defaatle içtihatlarında söylediği, hatta Diş Hekimleri Birliği için çok net buna benzer bir şeyi iptal ettiği bir husus bu. Müsaade ederseniz Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına ilişkin söylediklerini burada okumak istiyorum. Karardan bir bölümü okumak istiyorum. Türk Diş Hekimleri Birliği için öngörülen bir düzenleme için şunu söylüyor Anayasa Mahkemesi. Herhangi bir kuruluşun oluşmasında demokrasinin temel kuralı olan seçime yer verilmişse, bu kuruluşun seçim sisteminin yönetim ve işleyişinin demokratik kurallara aykırı olamayacağının kabulü gerekir. Demokrasinin olmazsa olmaz kuralı seçimdir. Demokratik seçimin en önemli niteliği adil bir temsil ilkesine dayalı, serbest, eşit ve genel oy esasını içermesidir. Hukuk devletinin bir gereği olarak adaletli bir hukuk düzeninin oluşabilmesi de diğer seçimler yanında kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin seçimlerinde seçime katılacakların adil bir biçimde temsil edilmesine bağlıdır. Temsilde adaletin sağlanamadığı bir seçimin demokratik olmasından ve hukuk devleti ilkesine uygunluğundan söz edilemez. Ve yine orada Türk Diş Hekimleri Birliği için sayısı kaç olursa olsun 500'den fazla üyesi olan diş hekimleri odalarının genel kurula katılımlarını 10 delege ile sınırlamış. Böyle bir şey olamayacağını söylüyor Anayasa Mahkemesi. 2011 tarihli bir karar bu. En önemli organın oluşumunda temsilde adaletin önlenmesi demokrasiye aykırı düşen bir düzenlemedir diyor Anayasa Mahkemesi. Şimdi buradaki düzenleme, getirilen yeni düzenleme, eskiden her baronun 3 delege ile temsil ediliyor. Artı her 300 üye için birer delege daha veriyor. Şimdi bakın, her 300 üye için size önce bir eşit bir temsil, minimum bir temsilci sayısı veriyor. Onun üzerinde de üye sayınıza binaen büyük baroları büyük, küçük baroları daha küçük. Çünkü burada avukatlar temsil ediliyor. Ne kadar çok avukatı baro temsil ediyorsa her avukata karşılık gelen bir delege. Delege nedir? İkinci seçmendir burada aslında. İki dereceli bir seçim sistemi özgülemiş. Bu iki dereceli seçim sisteminin demokratik olabilmesinin koşulu da tabii ki temsil ettiği kişileri aynı oranda yansıtabilmesine bağlı. Buna ne getiriyor? 300'ü kaldırıyor, 5000'e bir. Bu ne demek? Minicik bir ilde ki baroyla koca İstanbul barosundaki bir belki de il ve ilçeden daha kalabalık, il ve ilçe nüfusundan daha kalabalık bir barodaki avukatları temsil ettirmiyorsunuz. Burada temsil adaletsizliği o denli bariz bir boyuta varıyor ki Anayasa Mahkemesi'nin bunu ıskalamayacağını düşünüyorum. Çünkü buna binaen vermiş olduğu çok sayıda kararı var ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları içinde biraz örnek verdiğimiz Türk Diş Hekimleri Birliği gibi verilmiş kararları var. Artık yerleşik içtihat haline almış. Dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulu ve organların oluşumunda görev alacak olan bence en önemli organın oluşumunda baroların göndereceği delegeleri bu denli adaletsiz, temsil adaletsizliğine dayalı olarak düzenlemesi anayasanın ikinci maddesindeki demokratik hukuk devleti ilkesine açık bir biçimde aykırıdır ve onun bir uzantısı olan temsil adaleti prensibine aykırıdır. Dolayısıyla burada biz artık çok net bir hukuka aykırılıktan söz ediyoruz. Bunun devamı olarak Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulunun olağanüstü toplanmasını son derece güç hale getirmişler ve olağanüstü toplanıp organların seçimini yenilemesini de ortadan kaldırmış. Şimdi biraz önce söylediğimiz iddiatta Anayasa Mahkemesi açıkça şunu söylüyor. Bir organın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu seçimle oluşacağını belirttiğiniz zaman burada demokrasi prensibi devreye girer. Ne demektir bu? Bir, temsil adaleti. İki, seçimle gelir, seçimle gider. Başka hiçbir kişi seçimle gelen birini görevden alamaz. Bu görevden almaya ilişkin getirilen bir takım teşebbüsler oldu başka kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları için.
Hayır dedi. İdari vesayet denetiminin sadece idari ve mali boyutu yazıyoruz 35. maddede. Sen bu şekilde bunları alamazsın. Ama ne getiriyor düzenleme? Görev süresi dolmadan kanun bir birer işlem yapıyor aslında burada. Genel düzenleyici işlem olması icap edecek olan kanun görev süresini kısaltıyor, son veriyor. Ekim ayına kadar, seninki de Aralık ayına kadar. Ama öyle değil onların görev süresi. Başka bir görev süresi için seçildiler. Ve ancak onları seçenler onları görevden alabilir. Dolayısıyla seçimle gelen, seçimle gider. Kanun genel düzenleyici bir işlemdir. Birel işlem niteliğinde bir düzenlemeyi bu şekilde yapamaz. Buradaki yetki onları seçenlere aittir. Dolayısıyla Kasım'da yenilenir, şurada yenilenir. Bunu söylemek anayasaya aykırı, hukuk devleti ve demokratik devlet ilkesine aykırı 135'ten kaynaklanan bu seçimle gelir, seçim demokratik olmalıdır prensiplerine aykırı. İkincisi, genel kurul olağanüstü toplanabilir. Bunları seçen insanlar güvenlerini kaybettilerse bunları görevden alabilirler. Siz bu yetkiyi ortadan kaldıramazsınız demokratik bir prensipte işleyen bir kurumda. Dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir bu delegeler ve başkanını ve diğer organlarındaki kişileri görev süreleri dolmadan yine olağanüstü genel kurulda görevden daha önce olduğu gibi kanunda alabilir, yenilerini seçebilir. Siz bunu engelleyemezsiniz. Demokratik prensiplere uygun olmaz. Bu üç nokta son derece net ve açık biçimde anayasanın ikinci maddesine, 135. maddesine aykırılık teşkil ediyor. Yani bunu Anayasa Mahkemesi'nin ıskalaması mümkün değil diye düşünüyorum. Zaten daha önce değişik defalarda farklı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için söylediği bir husus. Çoklu baro meselesi, ne gelelim. Bu biraz daha tartışmalı. Bu son söylediğinizi kanundaki değişiklik şekliyle okumak istiyorum. Birlik yönetim kurulu doğrudan veya en az 25 baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üzerine avukatlık kanundaki 117. maddede belirtilen görev alanıyla sınırlı olmak kaydıyla genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Bu değişiklik yapılmadan önce 10 baronun çağırmasıyla bu olağanüstü genel kurul yapılır deniyordu. Ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamaz diye de bir ayrıca ibare eklendi. Bu yani Barolar Birliği, barolar iki defa üst üste, onar baronun da üzerinde olağanüstü genel kurula çağırdılar. O olağanüstü genel kurulda belki işte dediğiniz gibi hani bir güven oylaması sonuçta seçim de istenebilecekti. Ancak burada o kadar açık ifadeyle bunun önü kesildi ki 25 baroya çıktı ve seçim yapılamaz hükmü kondu. Bunu siz vurgularken yaşadığımız Barolar Birliği ile yaşadığımız olayı da burada hatırlatmak isterim. Ve değişiklik gerçekten adeta olağanüstüne gidilemeyecek şekilde bir engelleme yarattı. Evet, buyurun, çoklu barolar. Evet, yani bunlar demokratik değil. Çoklu baro meselesi bu kadar hani içtihatlarla net olarak karşımıza çıkmıyor. Ama yakından baktığımız zaman yine anayasaya aykırı olduğuna yürekten inandığım bir hukukçu olarak hususlar barındırıyor bu düzenleme. 15. maddesi söz konusu kanunun, avukatlık kanununun ilgili maddesine değişiklikler getiriyor. Şimdi burada bunu anlayabilmek için şunu önce söylememiz gerekir. 1961 anayasasıyla birlikte barolarında içinde bulunduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri haline dönüştürüldü bu meslek odaları, meslek kuruluşları, barolarda dahil olmak üzere. Bundan önce dernek şeklinde örgütleniyorlardı. Ama ne yaptı 1961 anayasası? Aldı bunları anayasaya koydu, hayır dedi. Özel hukuk tüzel kişisi değil artık bunlar. Bunlar kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu tüzel kişisi bunlar. Ve ben bunu devlet örgütünün içine alıyorum.
Ama yürütmenin kontrolünü almıyorum. Nasıl koyuyorum ben bunu? Hizmetsel yerinden yönetim organı olarak koyuyorum. Yani devlet tüzel kişisi içinde yer almayan, özerk bulunan ama mali ve idari yönden idari vesayet denetimine tabi tuttuğum özerk kuruluşlar bunlar. Hizmetsel yerinden yönetim organları. Niye yapıyorsunuz bunu? Çünkü kamu hizmeti veriyor. Kamu gücü kullanıyor. Kamusal bir erkle donatıyorum. Ama yürütme organının ya da yasama organının ya da başka bir organın kontrolünde olmasını istemiyorum. Yaptığı iş o kadar önemli ki bunu özerk tutmak istiyorum ben. Bir kere her şeyden önce kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu dediğimiz yapının özel hukuk tüzel kişisi olmadığını hatırlamamız gerekir. Bu bir kamu tüzel kişisi. Yani zaten avukatlık kanununda da söylediği gibi avukatlar kamu hizmeti sunan serbest meslek sahibi kişilerdir. Kamu hizmeti sunuyor. Başka bir şey için bunu söylememiz mümkün değil. Burada kamu hizmeti sunuluyor. Zaten baroların fonksiyonu da, avukatların fonksiyonu da çok değişik açılardan burada önemli. Baroların özgün bir takım fonksiyonları da var avukatlık mesleğinden kaynaklanan. Savunma, adil yargılanma hakkıyla alakalı. Buna geleceğim ama ona gelmeden önce bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri için söylememiz gereken bir şey, bunların dernek olmadığı, özel hukuk tüzel kişisi olmadığı. Yani olmadı. Kamu tüzel kişisi dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Kamu hizmeti verdiği, kamusal güç kullandığı nu söylemiş oluyoruz. Bir takım yönetmelikler yapıyor. Mesleğe kabul ediyor, meslekten çıkarıyor, disiplin cezası uyguluyor meslek üyeleri için. Son derece önemli kamusal bir erk kullanıyor. Dolayısıyla biz burada buna uygun bir düzenleme getirmemiz gerekir. Bana göre benim için en çarpıcı olan şey, baktığım zaman şunu gördüm. Diyor ki 2000 avukat dilekçeyle başvurur. 4 tane temsilci seçer. Türkiye Barolar Birliği de o 4 temsilciye kuruluş şu tamamla der. Bunlar gider kurar bu baroyu. Bildirimle tüzel kişilik kazanır. Kamu tüzel kişisi böyle kurulmaz. Kanun ne, anayasa ne diyor? Anayasayı hatırlatmak isterim. Ve 2017'de bir değişiklik geçirdi. Şimdi 2017 değişikliği öncesi anayasadaki ifade kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kamu tüzel kişilerinin kurulacağı şeklindeydi. Bu değiştirildi. Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle veya kanunla. Peki 135. madde ne diyor? Kanunla kurulur diyor. Şimdi yeni 2010 değişiklikleri sonrası hukuki durumda bu şu anlama geliyor. 135. maddeye göre bir münhasır kanun alanı kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerinin kuruluşu. Yani kanunla kurulur. Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak bile değil. O ifadeyi çıkardı, kanun dedi çünkü anayasa. Kanunla kurulması gerekiyor. Ne demek kanunla kurulur? Kamu tüzel kişisi. Şu demek. Bunu kuran, kamu tüzel kişisini kuran kurucu işlem kamu hukuku işlemi olmak zorunda. Subjektif hak verecek şekilde kuruluş düzenlemesi getirilemez. Yani özel hukuk tüzel kişilerine baktığımız zaman işte Ticaret Kanunu, şirketlere ilişkin birçok düzenleme, dernekler kanunu, efendim siyasi partiler kanunu, o da özel hukuk tüzel kişisi. Bütün bunlar kişilerin subjektif bir hakla kurabildiği ve örgütlenme özgürlüğü kapsamına giren durumlardır. Bir hususu örgütlenme özgürlüğüyle savunabilmemiz için orada biz özel hukuk tüzel kişiliğinden bahsediyor olmamız gerekir. Ne olur? Siyasi faaliyet hakkı var, örgütlenme özgürlüğü de var. Parti kurabilir, siyasi dernek kurabilir. Zaten tüm bunları yapabiliyor
vatandaşlar. Orada bir dilekçeyle, işte ticaret kanununda da bir sürü şart var. Yani bir kanunda şartları belirtip de o kanundaki şartlara göre kişilerin o subjektif hakkı kullanması özel hukuk tüzel kişisi kurulurken olur. Orada da kanundaki şartlara göre kuruluyor. Kamu tüzel kişisi kanunda kurulur demek, kanunda ben bir düzenleme getirir, 2000 avukata bu hakkı sağlarım anlamına gelmiyor. Kurucu işlemin kamu hukuku işlemi olması gerekiyor. Dolayısıyla 2000 kişi dilekçeyle kamu tüzel kişisi kuramaz. Kuruluş işleminin kamu hukuku işlemi olması gerekir. Bir husus bu. Bu çok yadırgatıcı bir durum. Yani hukukun temel kavramlarına aykırı bir durum. Böyle bir kamu erki veriyorsunuz insanlara, dilekçeyle kamu işlemi yapacak kurum kurdurtulamaz. Bundan önce bir ilde hiç baro yoksa, Türkiye Barolar Birliği o avukatların bir listesini yapıyordu ve o ildeki en yaşlı avukata kurma işlemini yapabileceğini söylüyordu. Bu tabii kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kullanılan bir yetkiydi ve Türkiye Barolar Birliği bir kamu tüzel kişisi olarak bu idari işlemi kendisi yapıyordu. Hala orada biz bir idari işlem görüyorduk ve ona binaen tesis edilme görüyorduk. Ama bu yeni düzenlemeyle bildirimle kamu tüzel kişiliği kazanılıyor. Subjektif hak vermişsiniz siz. Yani şu açıdan da çok mantıksız buluyorum. Eğer İstanbul'da çok avukat varsa ve İstanbul Barosu bu kadar çok avukata hizmet veremiyorsa, siz bu 2000 kişiye dilekçeyle bu hakkı ister kullanır ister kullanmaz. Farklı şekilde de kullanabilir. Yani bu şekilde olmaz. Eğer böyleydiyse ilçelere bölünmesi o zaman mantıklı sonucu olurdu. Bu olsun anlamında söylemiyorum. Yani bir mantıksızlık var. Ya adliyeyi esas alırdınız ya ilçeyi esas alırdınız. Yani sayıyı azaltmanızı sağlayacak bir düzenleme getirdiniz ama burada onu getirmiyorsunuz. Çünkü burada hiçbir şey de yapmayabilir insanlar ve ben olsam kalkıp başka bir baroya zaten gitmeyi düşünmem. Birçok avukatın da düşünmeyeceğini düşünüyorum ama getirilen düzenlemenin bahsedilen amaca hizmet etmeyeceğini söylemek istiyorum aslında burada. Yani getiriliş şekli kanunun gerekçesindeki amaca hizmet edecek bir sonuca bizi götürmez. Elverişli değil bu düzenleme. O bakımdan. İkinci noktada çok açık bana göre kamu tüzel kişisi böyle kurulmaz. Bu evet. Bir kamu hukuku evet. işlemiyle kurulur ve bu burada ortada bir kamu hukuku işlemi yoktur. İnsanlara verilmiş bir subjektif hak var. Boşuna değil televizyonlara çıkıp örgütlenme özgürlüğü demeleri. Örgütlenme özgürlüğü kamu tüzel kişiler için geçerli. O bir devlet kurumu. Sen ben gidip 2000 kişi birleşip bir devlet kurumu kurabilir miyiz? Kuramayız. Kamusal yetki kullanacaklar bu insanlar. O bakımdan kuruluş şekli bakımından çok açık biçimde anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum. İkinci nokta, faaliyet tekeli var mıdır acaba baroların? Ben olduğunu düşünüyorum. Tabii biz burada şununla karşılaşıyoruz. Bu meşhur 2013 tarihli 2012'ye 95 esas sayılı Turist Rehberleri Birliği ile ilgili vermiş olduğu bir karar var Anayasa Mahkemesi. Oradaki düzenlemeye de baktım. Orada Turizm Bakanlığı kuruyor. Yani acaba dedim böyle orada da yapıldı bu, kaçırıldı mı falan. Hayır. Orada başvuruyorsunuz, bir kamu hukuku işlemi var. Kanunun verdiği yetkiye dayanarak bakanlık birlikleri kuruyor. Bu turist rehberleri mesleğinin gereklerini dikkate alarak. Ve aslında Anayasa Mahkemesi orada diyor ki turist rehberlerinin birden fazla odası ya da üst birliği olması bu mesleğin gereklerine aykırı bir sonuç doğurmaz diyor. O zaman Anayasa Mahkemesi'nin aslında söylediği şey şuna götürüyor. Burada mesleğin gerekleriyle birlikte düşünülmesi gereken bir durum var. 135. madde nin defaatle vurguladığı gibi. Şimdi hakikaten de bir takım bölgesel turist rehberleri birlikleri olabilir vesaire. Ona da baktım ben, kurmuşlar mı diye. Kurulmamış. Evet. Yani birden fazla üst birlik kurulmamış. Kimse gidip de bununla gelmemiş.
Fakat Anayasa Mahkemesi tabii orada şöyle bir yorum yapıyor 135. maddede. Diyor ki bunu yasaklayan bir durum yok. Birden fazla olabilir ama şunu söyleyerek. Turist Rehberleri Birliği'nin mesleğinin gereklerini engelleyecek bir durum yaratmayacaktır diyor. O halde biz burada baroları özgün bir biçimde, özgün sebepleriyle düşünmemiz gerekir. Acaba baroların faaliyet tekeli olsun mu olmasın mı? Nasıl bir iş yapıyor avukatlar? Turist rehberleri kamu hizmeti sunmuyor. Ama avukatlık kanunu diyor ki kamu hizmeti veren serbest bir meslektir. O halde biz burada kamu hizmeti sunan bir meslekten söz ediyoruz. Turistlere rehberlik yapmıyorlar. Dava açıyorlar. Çok önemli bir takım haklı temsil ediyorlar vatandaşları. Yani kamu yararıyla o kadar yakından alakalı bir durumla karşı karşıyayız ki. Anayasanın 36. maddesi savunma hakkını anayasal bir hak olarak düzenliyor. Yani biz adil yargılanma hakkı dediğimiz zaman tarafsız ve bağımsız bir mahkemede sadece hakimlerin, savcıların pozisyonundan bahsetmiyoruz. Avukatın pozisyonu da adil yargılanma hakkını ya. Silahların eşitliği diyoruz. Savunmanın eşit konuşma hakkı diyoruz. O halde biz bütünüyle adil yargılanma hakkından bahsederken insanların yargılanmanın bir mahkeme hakim boyutu var. O mahkemenin bir parçası da savunma tabii ki. Savunmanın bağımsızlığı, bağımsız kalabilmesi. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında defaatle avukatların bürolarının aranmasından tutun da karşılaşacakları muamelelere kadar özel bir koruma görmesi gerektiğini söylüyor. Yani savunma hakkı, adil yargılanma hakkı bakımından özel koruma gören, turist rehberlerinden son derece farklı bir şekilde bir meslekten söz ediyoruz biz. Siz baroları, nitekim Ankara için okudum, İstanbul için okudum, bir takım siyasi hareketler var. Yani baroları partilere göre bölme çabası olduğunu görüyoruz burada. Adliyenin içine bunu soktuk mu? Bizim zaten çok yaralı bir hukuk devleti uygulamamız var. Savunma doğru hakkı bakımından. Bunu zedeledik mi? Bunu artık üstüne ölü toprağa sepilecek bir hale getirmememiz gerekiyor. Bizim başka mahsurları gidermemiz gerekirken burada işin savunma ayağına el attık. HSK ile ilgili sıkıntılar, hukuk devletinin o boyutu giderilmemişken savunma boyutunu evet da ortadan kaldırmaya varıcı. Yani işte orada mahkemede avukat bu, avukat şu barodan, bu avukat bu barodan. Farklı muamele gördüğü izlenimi, hissi doğduğu takdirde, olabilir, bu vekillere evet yansıdığı takdirde, adil yargılanma hakkı farklı farklı derecelerde ihlal edilir hale dönüşebilecektir. Dolayısıyla 6. madde çerçevesinde koruma gören bir bağımsız savunma. Bunun da kalesi neresidir? Barodur. Avukatın kalesi barodur. Tek başına bir şey, bir anlam ifade etmeyecektir. Bağımsız savunma, insan hakları. Sadece avukatlık mesleğiyle ilgili bir görev de vermiyor avukatlık kanunu barolara. İnsan haklarını ve hukuk devletini müdafaa görevi vermiş. Kamu adına kullanılan evet bir görevdir bu. Yalnızca bir vekilini müdafaa etmiyor. İnsan haklarını hepimiz için ve hukuk devletini müdafaa ediyor. Biz bunu iktidarın kontrolündeki barolar, evet, işte cici çocukların barosu, haline dönüştürmememiz gerekiyor. Bu bakımdan bu tekel, hizmet tekeli olması gereken bir meslek örgütü olduğunu düşünüyorum baroların özelliği bakımından. Ve dolayısıyla bu düzenlemenin de 135 anayasanın 2. maddesi, 9. maddesi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ve 36. maddesi adil yargılanma hakkı bütünüyle burada bir faaliyet tekeli gerektiren bir kamu tüzel kişiliği olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle 2000 kişinin gidip dilekçe verip oluşturup
devamlılığı da öngörülebilirliği de yok. Yani bir şey kanunla düzenlenir dediğiniz zaman o kanun erişilebilir ve öngörülebilir olmalıdır. Belirlilik ilkesine uyması gerekir. Şimdi bu barolar kurulacak ama üye sayısı 2000'in altına düştüğü zaman da kapanacak. Şimdi vatandaşa evet. diyorsun ama ki ben bunları komisyonlara yollayacağım. Kanunda da düzenlenmiş. Yolluyorum bu komisyonlara terörle mücadele kanunundan kaynaklanan tüketici hakem heyeti. Ama bu baro devam edecek mi etmeyecek mi belli değil. Öngöremeyiz biz bu baronun ömrü olup olmayacağını. Çünkü üye sayısı düşünce kapanabilir. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir kamu tüzel kişisi olamaz. Bugün var yarın yok. Öngöremiyoruz. Çünkü hiç şüphesiz ki bugün siyasi baskıyla oluşturulan bu baroların ömrü olmayacaktır. Siz bunları bu vazifelere koyacaksınız. Vatandaşlar başka disiplinle ilgili sıkıntılar da olabilir. Avukatlık mesleği açısından da öyle. Şimdi bir baroda disiplin cezası alacaksın, o yöne doğru gidiyorsun. Hop ben ayrıldım, öteki baroya geçtim. O devam etmiyor benim okuduğum ve anladığım kadarıyla. Yani meslek ahlakının korunması açısından da sıkıntılı şeylere yol açar. Bu vatandaşı da etkiler, sadece avukatı etkilemez. Zaten bütün endişemiz de bu. Baroların kamu hizmeti veriyor. Biraz önce söylediğiniz gibi insan hakları, hukukun üstünlüğü için bunu savunuyor, müdafaa ediyor, korumak için mücadele ediyor ama aynı zamanda hukukun üstünlüğünün, insan haklarının yaşama geçirilmesi için de müdahil oluyor. Bu görev kanunla verilmiş durumda. Şimdi bu barolar eğer birkaç parçaya bölünürse dönüşümlü, eşit nasıl temsil edilecek o kurumlarda ya da işte adli yardım servisleri, zorunlu müdafilik evet. nasıl olur? Yani oturmuş mesleki eğitimiyle donanımlı avukatların olduğu kurumlar bunlar. Yeni açılan barolarda nasıl olacak? Biraz önce söylediğiniz gibi şu anda görünen tamamen bir siyasi yapılanma şeklinde 2000'i bulma çabası içinde. Bu hiç doğru değil. İktidara yakın bir baro kuruluyor. Görüntüsü zaten kişilerin de olduğu verilmekte şu anda. Toplantılar yapılıyor. Bunlara tabii sosyal medyada yer veriyorlar. Biz kurmaktayız diye. Ama tamamen bir yapılanma bu. 2000 kişi bulunduğu zaman kurulmak üzere ayrılan. Şunu söylemek istiyorum. Biraz önce dediniz barodan ayrılmak istemeyecektir. Hani farklı görüşte olanlar bile dediniz. Örneğin İstanbul Barosu'nda hatırlarsınız geçen seçimde 10 ayrı baro başkan adayıyla çıkıldı. Yani 10 ayrı farklı görüşten olan gruplar seçime girdi. Ama şimdi bu çoklu baroya karşı olarak birlikte hareket ediyoruz. Hatta bugün bütün o grupların altına imzasını koyduğu bir manifesto yayınlandı. Çoklu baro hukuk sistemini, hukukun egemenliğini, hukukun üstünlüğünü zedeleyecektir. Buna yol verilmemelidir şekliyle. Onu size yarın gönderirim. Zaten web sayfamızda da koyacağız. Dolayısıyla farklı görüşlerdeydik. Bir arada bazen çok da odak nokta bulamıyorduk. Ama şimdi bir odak noktamız var. Yani bir ortak paydamız var. O da çoklu barolara karşı olmak. Dolayısıyla çok fazla ayrılmayı öngörmüyoruz biz de. Ve dediğiniz gibi de 2000 ile kuracaklar. Ama bu 1999'a düştüğü anda işte Barolar Birliği devreye girip tasfiye edecek. Ya da tamamla diye süre verecek. Bunlar hukuk devletini zedeleyici konular. Anayasa açısından bunları değerlendirip bizlere de barolara da destek olduğunuz için raporlarınızla gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bunları her tarafa ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu söyleşilerimiz devam edecek. Tekrar duyuruları yapacağız. Sayın Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku öğretim üyesi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar Rica diliyorum. Rica ediyorum. Zevkti. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.